Herkese yeniden merhaba. Hiç alışık olmadığınız bir arka planla sesleniyorum size. Çok ani bir tebliğ ile şu an Marrakeş'e geldim. Otele yerleştik ve hemen çıktık dışarıya. Hiç vakit kaybetmeden. Buranın gün batımının çok meşhur olduğu söyleniyormuş. O yüzden de vakit kaybetmeden çıktık yola. Şimdi yürüyerek 20 dakikalık bir mesafede şehir merkezi ve görülecek, oturulacak, yenip içecek yerler varmış. Buraya doğru yürüyoruz. Bu esnada da size hemen merhaba demek istedim. Gezip gördükçe yiyip içtiğimizi paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şu an otel çalışanımız biz yürürken yolda yanımıza takıldı ve bize bugün özel bir gün olduğundan bahsetti. Tamam, please, özelliği de şuymuş. Burada dağda yaşayan insanların ilk kez şehre indiği günmüş. Yani anlam veremesek de belki şu an yanlış da algılayıp çevirmiş olabiliriz ama anladığımız bu yani. Dağda yaşayan insanların ilk kez şehre indiği gün olduğu için bugün daha da büyük bir market kuruluyormuş. Buranın bir de bu arada argan yağı çok meşhur olduğu için argan yağının nasıl yapıldığı vesaire onunla ilgili böyle satışlar falan varmış. Gidip göreceğiz bakalım. Şimdi o da bize eşlik ediyor. For your skin, for woman. En meşhur kadınlar birliğiymiş bunlar. Aynı zamanda saç ve cilt için en faydalı, en organik, en güzel yağı yapıyorlarmış. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz cami. Durduk yere rehberimiz oldu ya. Marrakeş'in en eski camisiymiş. At what was the time? 1200 yıl yaşındaymış arkadaşlar bu cami. Evet arkadaşlar az önce gösterdiğim caminin boyu 77 metreymiş. Ben de her tipik turist gibi elimin altına boyutunu alarak miniatür cami pozumla bir kare çekildim. Neyse bu kervanda katılmış oldum Marrakeş'e. Bu arada size buranın gerçekten hani filmlerdeki eski düzen, kara düzen bir ortamı olduğunu göstermek istedim. Argan yağının materyaliymiş arkadaşlar şu. Buradan yapıyormuş argan yağı. Hello, good morning. Hello. Argan yağı ağacıymış. Aynı zamanda keçi yağı, keçi ağacı olarak da geçiyormuş. This is the fruit. The argan fruit. Meyveyi alıp böyle burada çevire çevire bu hale getiriyorlar. Yağını çıkarıyorlar arkadaşlar. O saçımıza başımıza sürdüğümüz argan yağları dünyaca ünlü bu şekilde. Bu arada burada bir YouTuber daha var. Aa, bu kozmetik, bu yiyecek içecek sanayisi. Enteresan, ablacığım tek başına bir dev kadro gördüğüm gibi sanayiye katkı sağlıyor elleriyle. Hey. Arkadaşlar İstanbul'un kalabalığı, trafiği, insan gürültüsü falan diyorduk ama burası İstanbul'u çok çok sollar çünkü ciddi anlamda ve yani hani burada bence bu kadar turist olmasına rağmen insanların turist kültürüne alışmamış olması beni yadırgattı gerçekten çünkü laf atanlar, bir şeyler soranlar falan böyle devamlı. Neyse şu an daha çok böyle şehir hayatının olduğu işte bir şeyleri görüp yiyip içebileceğimiz oturacağımız bir yerlere gidiyoruz. Evet şu an panayırın olduğu alana geldik. Bayağı kalabalık. Bu arada arkadaşlar derin bir at pisliği kokusu hakim şehirde. Evet sesleri duyuyorsunuz. Arkadaşlar bu müziğin sebebini çözdük. Yılan oynatıyorlar, maymun oynatıyorlar. Hayır. No, no. No, thank you. Thank you. Kucağında maymunla geldi. Öbürü elinde yılanla geldi. No. No. Okay. Evet. Anında kameraya dahil oldukları gibi para istemeye de başlıyorlar. Böyle çok enteresan bir topluluk. Burada böyle ufacık bir şeylerinden faydalanırsanız sizi yontmaya çalışma çabaları var. Enteresan bir yer ve herkes böyle salçalıyor görüyorsunuz. Bir şeyler satmak, bir şeyler kaptırmak derdilere. Sinekten yağ çıkaran bir yer. Onu anladım daha böyle çok kısa bir zamanda. Evet, filmlerdeki o çarşılara benzeyen bir yere geldik. Arkadaşlar bizim Türkiye'deki kapalı çarşının Arnavut kaldırımlısı. Aynısı yani. Türkiye'dekinin hiçbir farkı yok. Baharatlar, terlikler, sandaletler, çantalar. Evet, halı, kilim, travel hepsi dahil. Gümüşçüler.
böyle çanak çömlekçiler. Çok enteresan ayakkabılar buldum kendimlik. Bunlar çok hoşuma gitti. Ama ayağı yakar sanki onlar ya. Arkadaşlar sırf çarıkçı. Burada giyen var mıdır bunları? Çizmeleri. Şunlara baksanıza. Evet az önce mağazanın birinde bilmiyorum çektim mi görüntü aldım mı, sadece goldlar ve aynaların olduğu bir mağaza. Bir iki video fotoğraf çekildik. Bir tane daha çekilecektik. Kovulduk. Ne yapalım? Gerçekten ciddi bir para akışı var yani burada. Sürekli para istiyorlar sizden. Ne bir şey yaparken o parayı verin öyle yapın. Enteresan. Az önce yanımıza bir İsrailli abla geldi ve dedi ki İstanbul'da 3 kere Kapadokya'da 1 kere bulundum. Sizin oradaki kapalı çarşının aynısı. Canınızda bir şey olmasa gerek. Hani ne yapıyorsunuz burada dedi. Aa hasırcılar var şurada. Bize dedi ki thank you. Thank you. Zorla fotoğraf çekti, para alacak. Klasik alıştık. Hani evet dedik, bizde bizim için çok özel bir şey yok ama hani gelmişken görmek istiyoruz tabii ki. Ama şu an çok tatlı hasırların olduğu bir yere geldik. Turkish. Kurbağa değil mi bunlar? Bunlar ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum tamamen. Kaplumbağalar burada can çekiş. Aa evet bakın. Bunlar şey kertenkele. Bunlar ne yapıyor? Kertenkelelerle birlikte mi takılıyor bunlar? Orada yavrulamış mı onlar, ne yapmış? Bunlar ne yapıyorlar? Dostum sizi burada mahsur bırakıyorlar değil mi? Ya size burada ne yapıyorlar ya? Bayıldım ya bu hasırlara. Hepsi birbirinden güzel bence. Kredi kartı geçen bir argan yağcı bulduk. Yani illa argan yağını alacağız buradan arkadaşlar bakın. İki de böyle koyacaklar. Evet de ne koymuş içine. İşlemişler yani onu. İşlemiyorlar abi. Daha sonra yağını çıkarıyorlar. Bu da çok güzel. Bak bu böyle. Why is it like that? They are asking for it. It's like cream. Ne oraya koyuyorlarmış? No, you filter it. We filter it. Filtreliyorlarmış. Süzüyorlar. Süzüyor işte. Evet şu halden parçalayıp o hale. Ay. It's like tamam. This. Look, this is the past. İşte oluyor bu. Bu arada kaktüs yağı da burada çok meşhurmuş. Yani botoks etkisi yapan bir yağmış kaktüs yağı. Dünyanın en pahalı yağıymış burada çok meşhurmuş. Ama ben öyle düşünmüyorum yani. Kaktüs yağına ihtiyacı olan mı? Lifting etkisine ihtiyacı olan mı? It's not necessary for us to, you know, to lift something up. Maybe after 10 years. Yeah. You can come again and give you 1 liter. Yeah, 1 liter. 10 yıl sonra gelip 1 litre. Evet, yaşlanınca. 250 mililitrelik 4 tane argan yağını, tanesi 100 dirhemden aldık, pazarlık yaptık. Çünkü zaten daha önce bizim Türklerle çalışan bir esnafa denk geldik ve siz Türkler çok zekisiniz dedi bize. O yüzden de pazarlığımızı yaptık ve 4 şişeyi aldık. Ben gardanyalı aldım. Evet arkadaşlar, artık akşama doğru yaklaştığımız için gün batımı meşhur diye dediler. Bir gün batımını izleyeceğiz. Şimdi göstereceğim taze restoranlar, hatta şöyle göstereyim. Şöyle şuradaki gibi bilmiyorum gözüküyor mu, güneş vuruyor şu an suratıma çok felaket. Teras tarzı yerlere oturup burada gün batımını seyretmek gibi bir ritüel varmış. Şu köşe boş. Citron adında bir şey söyledik arkadaşlar. Bayağı limonlu gazoz aslında bu bildiğin. Şehir 90'ların Türkiye'sini anımsatıyor bana. Böyle çay bahçesi kıvamında oturuyoruz. Alkolsüz bir yere geldik. Alkolsüzmüş bilmiyorum yani daha doğrusu. Güneşi batırdık. Az önce şuradan termik almaya çalıştım ama inşallah görse becerebilmişimdir. Artık ufak ufak buradan kalkıp yemek yemeye bir yere gideceğiz. İşte buranın ezanını dinlettiğim bir açtım arkadaşlar. Oturduğumuz yerde kredi kartı geçmiyormuş, inanmazsınız. Bu kadar turistik bir yer ama mekanda kredi kartı geçmiyor. Ödemek için şu an bankaya para çekmeye gidiyoruz. Çok halinde çok mutluyum. Gazoz parası çekmeye ATM'ye gittiğim için çok mutluyum. Gazoz parası. Arkadaşlar çektik. Evet, o güzel paraya ulaştık bakın şöyle. Burada sokakta yemek yiyorlar. Bayağı Oktoberfest tadında. Do you want to eat? No, thank you. Enteresan. Gruplar hala toplaşıp müzik yapan insanları seyrediyorlar ama müzik demeye de bir işaret eder. Bu nasıl, ne çeşit bir müzik bu? Şuraya bak. Kamerayı elimizde görünce geliyorlar.
Thank you. Bu ne pilav? Thank you. Evet arkadaşlar, traditional chicken tajin diye bir yemek söyledik. Tajin buraya has geleneksel bir yemekmiş. Böyle tavuk, sebze bir şeyler var yani güveç gibi. Böyle değil mi? O tarz bir şeye benziyor. Bu da pilavı bulgur galiba. İnce çiğ köftelik bulgur bu. Yanına da kırmızı şarap söyledik. Morokkon yani Fas şarabı. Az önce çektiğim şey bu yemek yediğimiz yerde arkadaşlar. Biz dışarı kısmında oturuyoruz. Orası içerisi, içeride yemek yerken bu tarz görsel şovlar izleyebiliyorsunuz. Valla biz Türkiye'den gelen insan olarak bizler için çok ekstra bir şey var ama bence yok. Yani bizde de böyle şovlar eskiden en azından çok fazlaydı. Tavuk çok lezzetli olabilirdi ancak kişniş var içinde ya. Günaydın herkese. Bugün Marrakeş'te ikinci günümüz arkadaşlar. Kalkmakta biraz zorlandım. Zaten gece de geç yatmıştım. Duş alıp uyumuştum çünkü. Bugün de sadece bir yere gitme isteğimiz var. İşin açığı çünkü hem nakitsel sıkıntılar olarak hem de zaman olarak çok fazla bir yer gezip görme imkanımız olmayacak. Akşam 8'e kadar uyuyup uykumuzu alıp uçuşa hazır hale gelmiş olmamız lazım. Bugün burada Yves Saint Laurent'in müzesi var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Aynı zamanda bahçesi var etrafında. Bahçenin içine kurulmuş bir müze. Yani Marrakeş o kadar pahalı bir şehir ki gerçekten yani bana göre. Ve zaten hani sokakta, çarşıda, pazarda gezerken esnafı sizi yontmak için elinden gelen çabayı gösterdiği için üzerinizde hani almak istediğiniz bir şey olursa nakit olmasında fayda var. Bildiğim kadarıyla müzede çekim yapmak yasak ama elimden gelen çabayı göstereceğim tabii ki. Sizlerle paylaşmak için burada. Aşağıya kahvaltı iniyoruz. Morning. Ama bir sürü rüya gördüm. Ben uyandım. Ben de gördüm. Günaydın. Ya çok uzun. Burası da dışarısı. Dün akşam yoldan geçerken gördüğümüz yerdim burası. Falan yaptı böyle. Ben de dedim. Şu an kahvaltı indiğimizde dışarıda dururken üşüdük. Garip bir havası var buranın. Bu arada Instagram'dan buraya geldiğimde nereye geldiğimi ilk bilene hediye alacağım demiştim. Onu paylaştım dün ve inanamayacağım bir kitle var arkadaşlar. Yani nereden biliyorsunuz sadece 3 saniyelik bir background'dan nasıl çıkardınız burada olduğunu? Çok çok şaşırdım. Gerçekten yüzlerce cevap aldım. İlk bilen arkadaşa da buradan bir şey almayı düşünüyorum. Bakalım bir şey yapmaya çalışacağım çünkü gerçekten bu içimden geldi. Çıtır kızlar çıkıyor. Buralar da yerleşim yerleri sanıyorum. Çok virane ama. İstanbul'un kalabalığına ve trafiğine artık bir şey demeyeceğim. Veganların bu şehirde çok rahat gezemeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Her yerde çünkü zaten fayton yığını ve hayvanlardan para kazanılan bir yer. Bu müze sırası. Evet müze sırası. Arkadaşlar müzenin... Of yani... Bu sıraya girecek miyiz? Gireceğiz. Bu sırayı bekleyeceğiz. Şu an yapacak hiçbir şey yok. Yves Saint Laurent'in bahçesine giriş fiyatları arkadaşlar. International Visitors olarak biz şuna dahil oluyoruz. Galiba 60 öğrenci fiyatı dediniz değil mi? Evet. Şu da öğrenci olmayan içkin. Bu da müze fiyatları. Biz müzeyi gezmeyeceğiz büyük ihtimalle. Sadece bahçeye girip çıkacağız. O zaman 300 liraya giriyoruz şu an. Aldık gidiyoruz. Bu bahçenin olayı arkadaşlar, Jacques Majorelle adında bir adamın 1886 ve 1962 yılları arasında Fransız bir oryantalist ressammış arkadaşlar. Bu ressamın Marrakeş'ten etkilenmesiyle burayı inşa etmesi başlamış. O yüzden burayı böyle hem palmiyelerle falan oluşturmuşlar. Art deco tarzı buraları böyle boyamışlar. Buranın ismi de oradan geliyormuş aslında bir nevi. Etrafta da çok fazla egzotik bitkiler var. Evet, burada Yves Saint Laurent'in adına yapılan bir anıt var. Sanıyorum gülleri bu bahçedeymiş zaten. Bu da onun adına yapılan bir anıt arkadaşlar. Evet, zaten yazıyor burada da. Pierre ile Yves Saint Laurent beraber bu bahçeyi inşa etmişler. Emlak girişiminde bulunan şahıslardan korumak için burayı böyle bir alana çevirmişler. Bu iki arkadaşın ortak çalışması bu. Onların adına yapılan anıt. Thank you.
Evet. O kadar tatlı ki gezmeye doyamadık. Gerçekten çok güzel yani. Bitkiler vesaireler böyle. İçinde böyle bir kafe var. Hello. Telefonlarını bulan çılgın. Bulduk sıcak bir yandan. Ortam çok güzel. Zaten internette şimdi okudum birazcık böyle alakalı bir şeyler. Çok oryantal kültür hakim olduğu için Marrakeş'te de buranın hem şehirsel ışığından hem oryantal kültüründen çok etkilenen bu şahıs, bu majorel, soyisim majorel olan şahsiydi. Buraya bu kültürü taşımasıyla bu bahçe yapılmış. Efendime söyleyeyim, okuyun ya işte. Ben de açtım okudum yani, çok detaylı bilgi bildiğim bir yer değildi aslında. Sadece İhsan Yönü'nün de kendisiyle işbirliği kurup burada tasarımlarını sergilemeye başlamasıyla adını burada duyurmuş. Sonrasında da zaten bildiğim kadarıyla İhsan Yönü öldükten sonra buraya varis olarak Dior'u göstermiş. Burada buranın meşhur Hint çayı. Okay, thank you. Dün geldiğimiz kapalı çarşıya geldik çünkü delik eşya bakmak istiyoruz ve tabii ki ben Instagram'dan söz verdiğim bir takipçime buradan bir hediye göndermek istiyorum. Meyve suyu içmeden dönmeyin demişlerdi. Biz de içmeye çalışacağız ama önce denemek ister misiniz dediler. Bakalım, tadalım dedik. Sanki bilmediğimiz şeymiş gibi ama tadımla karışık verdiler. Çilek, papaya, mango, işte efendim muz falan. Bayağı iyi gerçekten. Evet, çıktık yukarıdan. Olay yerinden. Sahneden izliyoruz şu anda. Yapıcısı. Evet. Evet, alınması gerekiyor arkadaşlar bu meyve suyundan. Birisi bırakamadı petine. Çok beğendik. Harika. Evet arkadaşlar, otele geldim artık. O kadar çok yol yürüdük ki bu sıcakta. Şehrin herhalde getirilebilecek kadar altın üstüne getirdik bu 30 saatlik yatımız boyunca. Yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalıştık bu 30 saat içerisinde ama bence yeterince gezdik diye düşünüyorum. 90'lı yılların Türkiye'si enerjisi aldım. Hatta biraz ben doğuda da bulunduğum için, babamın mesleğinden dolayı küçükken, oralara da çok benziyor. Ve hani böyle beni oralara götürdü ve bilmiyorum, içinde oturtamadım oraları bir yerlere ve hoşuma gitmedi işin açığı. Ama bu taraf turistik bölge, bu pazarların kurulduğu bölge daha keyifli, daha canlı. Zaten bütün turist akışı da o bölgede. Şunu söyleyeyim, burada ciddi bir para sevdası var. Çalışan esnaf, herkes tutturabildiğine sizi yontmaya çalışıyor. O yüzden bir yerden bir şey alırken birkaç yeri gezin ve sıkı pazarlık edin. Zaten takipçilerim Instagram'dan gördüğüm kadarıyla Marrakeş'e bayağı ilgili ve Marrakeş'e ilgili bayağı da bilgili. Keyifliydi. Güzel zaman geçirdik ekip arkadaşlarımla beraber. Şu an çok yorgunum. 1 saat ya da 2 saat sonra, çok kısıtlı bir zaman sonra otelden alınışımız var. Bu da böyle. Şimdi ben biraz istirahatime bakıp artık alışa doğru hızlanmaya başlayacağım. Umarım hoşunuza gider video. Umarım yine buradan size güzel şeyler verebilirim diye ümit ediyorum. Sizleri seviyorum. Beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda ya da görüşmek üzere. Hoşçakalın.